Nusaybin Kışla TV ailesi olarak Nusaybin Belediyespor'un idmanına geldik. Nusaybin Belediyespor koçu Tahir Gümüş hocamızla ve öğrencileriyle röportajlar yapacağız. Umuyoruz inşallah güzel bir röportaj olur. Kendi çocuklarımıza, Nusaybin'de bizleri Urfa'da temsil edecek olan genç öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyoruz. Hepsine şampiyonluk diliyoruz inşallah. Nusaybin Belediyespor'un oyuncularıyla ilgili bir röportaj yapmak için sizlere bir takım sorular sormak istiyoruz. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Evet. Adım Songül, soyadım Yıldız. 15 yaşındayım. Evet. Nusaybin Belediye takımında oynuyorum. Aynı zamanda Nusaybin Belediye aynı zamanda takımında belediye takımında oynuyorum. Hangi okuldasın? Fırat Anadolu. Kaç yıldır basketbol oynuyorsun? 6 yıldır. Evet. Nerede başladın basketbola? Okulda. Okulda başladım. Sonra Tahir Hoca ile tanıştım. Öyle. Nusaybin basketbol oynuyorsun. Evet. Tahir Hoca sayesinde basketbol öğrendim. Peki basketbol oynamak okul hayatına olumlu ya da olumsuz nasıl etkileri olduğunu şimdi paylaşır mısın? Yani hem olumlu etkiledi hem de olumsuz. Ama ikisini birden götürmeye çalıştım. Hem okuluma yöneldim hem de basketbol hayatıma. Yani okurken herhangi bir sıkıntı çekiyor musunuz? Okul eğitim esnasında basketbol sizi zorluyor mu? Yoksa tam aksine size faydası oluyor mu? Az çok. Yani iki türlü de mi? Evet. Basketbol oynamanın sosyal açıdan size kattığı şeyler nelerdir? Yani sosyal hem fiziki kaç? Boyun kaç senin mesela? 1.86. Evet. Sosyal yaşantıda sana kattıkları özgüven, tecrübe? Yani çok oldu doğrusu. Basketbolu başladığım günden beri gerçekten kendimi daha çok iyi hissediyorum. Özgüvenin daha yüksek. Evet. Peki ileride bu mesleği, bu branşı meslek olarak seçmeyi düşünüyor musun? Evet. Meslek olarak. Evet. İnşallah umuyorum başarılı yerlere gelirsin. Son olarak daha doğrusu şeyi sormak istiyorum. Seni bu spora kim yönlendirdi sonunda? İlk önce bir beden eğitimi öğretmenim okuldan. Ondan sonra bir basketbola git, boyun falan var diye. Ondan sonra Tahir Hoca ile tanıştım. Öyle yani basketbola. Hangi takım istiyorsun? Galatasaray. Evet. Örnek aldığın ileride onun gibi olmak istediğin bir sporcu var mı? Bahar Çağlar. Evet. Peki son olarak yaşıtlarına, arkadaşlarına bu sporu tavsiye eder misin? Ya da bu sporla ilgili söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? Basketbolla. Yani bence basketbola gelin çünkü gerçekten çok güzel bir şey. Yani size tavsiye ediyorum tabii her zaman basketbolu. Gerçekten çok güzel bir şey. Yani herkese tavsiye ederim. Teşekkür ediyorum. Son olarak Urfa'da Nusaybin'i, Mardin'i temsil edeceksiniz bu konuyla ilgili. Yani ilk öncelikle her zaman hedefimiz şampiyonluk. Çok çabaladık, çok çalıştık bunun için. İnşallah belediye takımı olarak da Nusaybin'den şampiyon olarak çıkacağız. Hedefimiz bu sene çok büyük. Urfa'ya gideceğimiz için çok mutluyuz. Herkese başarılar dilerim. Ben de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kısaca seni tanıyabilir miyiz? Ben Hayat, soyadım Işık. Lisede eğitimimi devam ettiriyorum şu an. Kaç yaşındasın? 15. 15 yaşındasın. Kaç yıldır basketbol oynuyorsun var? 6. sınıftan beri yaklaşık 4-5 yıldır basketbol oynuyorum. 4-5 yıldır. Basketbol oynamak okul hayatına olumlu ya da olumsuz neler kattı onu bizimle paylaşmak ister misin? Olumlu olarak çok fazla şey kattı. Bakış açımı değiştirdi öncelikle. Yani ders odaklı olarak da ders başarımı olumlu yönde hep etkiledi. Sosyal yaşantım olsun, ders hayatım olsun. Yani sosyal yaşantı çevredeki arkadaşlarınla ya da bireysel anlamda fiziğin olsun, gerek arkadaşlarınla aranızdaki konuşmalarda, muhabbetlerde nasıl bir katkısı oluyor size? Öncelikle böyle bir şey yapmak tabii ki güzel. Hani bir hobiniz oluyor. Hayata 1-0 farklı bir yandan yaklaşıyorsunuz diyebilirim. Çünkü hani arkadaş ortamında olsun da ben basketbol oynuyorum demek bile sizi gururlandırıyor açıkçası. İleride meslek olarak seçmeyi düşünüyor musun? İleride meslek olarak belki seçebilirim ama hayatım açısından başka kararlarım var tabii ki. Peki seni bu spora kim yönlendirdi? Bu biraz kendiliğinden gelişen bir şey oldu açıkçası. Tek bir kişi oldu diyemeyeceğim ama babam da sporla uğraşan bir insan olduğu için hani onun da katkısı olmuş olabilir. Hangi takımı istiyorsun? Galatasaray diyelim. Örnek aldığın ileride onun gibi başarılı olmak istediğin herhangi bir sporcu var mı? Var. Magic Johnson'ı örnek alıyorum. Çünkü makaleleri olsun, röportajları olsun gerçekten adamın umut dolu sözleri bile beni basketbola teşvik eden bir kişilik olduğu için hani normal hayatımda da örnek aldığım bir insan zaten. Çok güzel. Magic Johnson bizim dönemimizde çok beğendiğimiz, çok çok değerli
Çok değerli bir oyuncuydu. Son olarak yaşıtlarına ya da arkadaşlarına bu sporu tavsiye eder misin? Onlara söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? Tabii ki basketbol oynamak benim hayatımda da çok şeyi değiştirdi. Eğer böyle bir şey istiyorlarsa hani başlayabilirler. Bu onlar için de güzel bir bakış açısı, güzel bir spor kazandıracaktır. Hayatlarını daha olumlu yönde etkileyecektir. Nusaybin, belediye spor olarak bizleri Mardin'de, daha doğrusu Urfa'da temsil edeceksiniz. Bu konuyla ilgili söylemek istediğin bir şey var mı? Mutluyuz yani. Umarım gerçekten güzel şeyler başarabiliriz takım adına. Çünkü önemsiyoruz bu sporu. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Merhabalar. Öncelikle tanıyabilir miyiz seni? Tabii ki. Adım Beray, soyadım Aydın. 14 yaşındayım. Bu şekilde. Hangi okul? Nusaybin Anadolu Lisesi. Nusaybin Anadolu Lisesi. Kaç yıldır basketbol oynuyorsun? 5. sınıfa başladığım zaman başlamıştım. Bu da 5 yıla tekabül ediyor yanılmıyorsam. 5 yıldır. Peki basketbol oynamak senin okul hayatına olumlu ya da olumsuz ne tür katkılar sağladı? Olumlu tabii ki. Çünkü şöyle, ben basketbolun beni olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Sonuçta bu da bir zeka oyunu diye adlandırabiliriz. Zekamızı geliştirdiği için de bence akademik anlamda da bize katkı sağlıyor. Sosyal açıdan sana neler kattı? Arkadaşlarınla olan iletişiminde, fiziki anlamdaki gelişiminde? Sosyal açıdan çok şey kattı bana. Çünkü hani bakış açımı değiştirdi diyebilirim. Farklı yerler gördüm maçlara giderek. Özgüven? Aynen, özgüvenimi arttırdı diyebilirim. İleride bu branşı meslek olarak seçmeyi düşünüyor musun? Şöyle, öncelikle hedefim tıp okumak ama şöyle, bence bir insan iki mesleği bir anda yapabilir. Sezonluk maçlara katılabilirim. Neden olmasın ki? Yani sporcu bir doktor olarak seni görebiliriz. Aynen. Çok güzel. Seni bu spora kim yönlendirdi? Beni bu spora aslında şöyle, annem de babam da sporla ilgilenen insanlar değil. Ortaokula ilk başladığım zaman beden öğretmenimiz vardı. İşte o zaman basketbol seçmeleri falan var dedi. Hani katılayım, ne olacak ki dedim. Hiç beklemiyordum buralara geleceğim ama geldik işte, güzel. Daha da güzel yerlere geleceksin inşallah. Örnek aldığın, ileride onun gibi olmak, yani onun gibi başarılı olmak istediğin bir sporcu var mı? Tabii ki çok, NBA'de bir sürü oyuncu var. Mesela LeBron James, Stephen Curry, Kobe Bryant, rahmet. Hangi takımı tutuyorsun? Galatasaray. Yaşıtlarına, arkadaşlarına bu sporla ilgili söylemek istediğin bir mesajın var mı? Tabii ki kesinlikle başlamaları gerek. Özellikle de kendilerine özgüven taşımak istiyorlarsa, aşılamak istiyorlarsa kesinlikle başlamalılar. Çünkü farklı farklı yerlere gidiyorsunuz ve farklı farklı insanlarla sohbet ediyorsunuz. Bu şekilde hem dünyayı görmüş oluyorsunuz hem de özgüven aşılamış oluyorsunuz kendinize. O yüzden kesinlikle başlamalılar. Son olarak Nusaybin'de Mardin Bölge Şampiyonası'nda şampiyon oldunuz. Bizleri Urfa'da temsil edeceksiniz. Bu konuyla ilgili söylemek istediğim şey var. Bu konuda çok sevinçliyim. Çünkü 5 yıldır hepimiz basketbol oynuyoruz. Ve bence bir şeylerimizi katarak geldik buralara. Ve Nusaybin'e sanırsam kız olarak sadece biz yapıyoruz bu sporu. Yani kızlar anlamında ilk sizler yaptınız diyelim. Şu anda yapan başka kulüpler de var. Ama ilk siz yaptınız. Biz yaptık ve buralara gelmek de çok güzel. Başka yerlerde adımızın duyurulması da çok güzel bir şey. İnşallah sizi şampiyon olarak Urfa'da görmek istiyoruz. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Merhabalar. Kısaca seni tanıyabilir miyim? İsmim Asya, soyadım Serhanoğlu. Liseye gidiyorum. Lise 3'e. Yaş? 16. 16 yaşındasın. Hangi okul? Fırat Anadolu Lisesi. Fırat Anadolu Lisesi. Kaç yıldır basketbol oynuyorsun? 3 ya da 4 yıldır. 3 ya da 4. Peki basketbol oynamak senin okul hayatına olumlu ya da olumsuz ne tür etkiler verdi? Olumlu etkiliyor. Çünkü olumsuz etkilemiyor. Olumlu etkiliyor. Derslerimle ilgili falan sorunlar. Basketbol oynamanın sosyal açıdan sana kattıkları nelerdir? Hem fiziki açıdan hem de arkadaşım daha çok sosyal. Yani özgüven, fiziksel anlamda gelişiminize, arkadaşlarınızla olan uyum, özgüven, o konuda anladım. Peki ileride bu branşı meslek olarak seçmeyi düşünüyor musun? Evet. Bir antrenör ya da bir oyuncu olarak? Evet. Bu spora seni kim yönlendirdi? Bu spora beni şey yönlendirdi. Bizim ortaokuldan bir tane hocamız bana önerdi. Sonradan zaten devam etmeye başladım şu an. Örnek aldığın, ileride onun gibi başarılı olmak istediğin bir sporcu var mı? Evet, Işıl Alba. Kim? Işıl Alba. Işıl Alba. O zaman Galatasaray tutuyorsun, sormama gerek yok. Evet. Peki yaşıtlarına, arkadaşlarına bu sporu tavsiye eder misin ya da söylemek istediğin bir şey var mı? Ediyorum zaten, herkese, arkadaşlarıma falan tavsiye ediyorum. Nusaybin'de düzenlenen Mardin Bölge Şampiyonası'nda şampiyon oldunuz. Nusaybin Belediyespor olarak bizleri Urfa'da temsil edeceksiniz. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Bu konuyla ilgili işte şey demek istiyorum. Mutluyum. Nusaybin temsil ettiğimiz için şampiyonluğa doğru gideceğiz inşallah. İnşallah kazanırız. Evet. Geçen senelerde de Nusaybin Belediyespor adına katılım sağlanmıştı ve başarılı bir derece alınmıştı. Evet. Bunun için zaten bu yılda şampiyon olmayı göze aldık. İnşallah da oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim.
Merhabalar. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Fatma Ekingen, 14 yaşındayım. Nusaybin Süleyman Bölünmez, Anadolu Lisesi'ndeyim. Kaç yıldır basketbol oynuyorsun? 3 senedir oynuyorum. 3 senedir oynuyorsun. Basketbol oynamanın okul hayatına olumlu ya da olumsuz etkileri neler, bizimle paylaşır mısın? Gayet olumlu etkiliyor açıkçası. Her açıdan ve spor anlamında da beni çok etkiliyor. Güzel. Basketbol oynamanın peki sosyal açıdan size faydaları neler? Onunla ilgili bizi bilgilendirin. Fiziksel ve özgüven anlamında çok iyi ve kendimizi geliştirmemizi sağlıyor. Bu da bizim daha iyi hissetmemize sebep oluyor. Yani arkadaş ortamı. Çok güzel. Bana böyle yakınları da tavsiye ediyorum. Anladım. Peki ileride bu branşı meslek olarak seçmeyi düşünüyor musun? Evet. Bence eğer ilerleyebilirsem antrenörlerimin izinden ben de gitmek isterim. İnşallah başarılı olursun. Seni bu spora kim yönlendirdi? Beden eğitimi öğretmenim. Okulumdaki beden eğitimi öğretmenim sayesinde başladım. Örnek aldığın, ileride onun gibi başarılı olmak istediğin bir sporcu var mı? NBA'deki yıldızımız Furkan Korkmaz ve Türkiye'den de kadın basketbolundan Işıl Alben. O zaman Galatasaraylısın. Galatasaray'ı hayır seviyorum ama ben Fenerliyim açıkçası. Ama Işıl Alben'i örnek alıyorsun. Tabii ki. Yaşıtlarına, arkadaşlarına bu sporu tavsiye eder misin ya da söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? Şu şekilde bence spor kadar güzel hiçbir şey yok. Her branşta ne kadar iyi olabilirsek o kadar bizim açımızdan iyi. Kötü bir yanı yok. Nusaybin Belediye Spor olarak Nusaybin'de düzenlenen Mardin Bölgesel Ligi'nde şampiyon oldunuz. Bizleri Urfa'da temsil edeceksiniz. Bu konuyla ilgili söylemek istediğim bir şey var. Umarım daha çok şampiyonluklara devam ederiz ve antrenörlerimizin bize dediği şeyleri uygulayabiliriz ve daha başarılı olabiliriz. Tekrardan teşekkürler röportaj için. Teşekkür ediyorum. Kısaca seni tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Adım Songül, soyadım Demir. 15 yaşındayım. Nusaybinliyim. Hangi okulu okuyorsun? Fırat Anadolu Lisesi. Fırat Anadolu Lisesi. Kaç yıldır basketbol oynuyorsun? 3,5. Basketbol oynamanın okul hayatına olumlu ya da olumsuz etkileri nelerdir? Bunu bizimle paylaşmak ister misin? Tabii ki olumlu da fayda oluyor, olumsuz da fayda oluyor. Yani ikisi de. Yani olumlu anlamda eğitiminize herhangi bir artısı vardır muhtemelen ama özgüveninizin, gelişiminizin hem fiziksel hem özgüven anlamında size kattıkları daha fazladır. Evet, tabii ki de. Her zaman spora. Peki, ileride bu branşı meslek olarak seçmeyi düşünüyor musun? Tabii ki evet. Şu an yaptığıma göre ileride de meslek sahibi. Antrenör ya da oyuncu olarak inşallah seni güzel yerlerde göreceğiz. Seni bu spora kim yönlendirdi? Hocalar. Hocalar sağ olsun. Hangi hocalar? Çok hoca var. İzzettin Hoca başta olmak üzere. Teşekkür ediyoruz hocalarına. Hangi takımı tutuyorsun? Galatasaray. Galatasaray. Örnek aldığın, ileride onun gibi başarılı olmak istediğin bir sporcu var mı? Çok sporcu var ama farklı farklı sporcular olmak üzere Işıl Alben ablamız saygı duyuyoruz. Yaşıtlarına, arkadaşlarına bu basketbolla ilgili söylemek istediğin bir mesajın var mı? Yani bence bu sporu yapmak çok güzel bir şey, çok onur verici bir şey ve bu sporu daha çok güzel yapan hocalar da var tabii ki. Buna katkısı sağlayan hocalarımıza da teşekkür ederiz. Yani tavsiye ederiz tabii ki. Nusaybin Belediye Spor Kulübü olarak Nusaybin'de düzenlenen Mardin Bölgesel Ligi'nde şampiyon oldunuz. Bizleri Urfa'da temsil edeceksiniz. Bununla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Ya çok onur verici bir şey, gurur verici bir şey. Yani şampiyon olmak ayrı bir güzellik veriyor bize. İnşallah başarılı olursunuz. Tebrik ediyorum tekrar. Teşekkür ederiz, sağ olun. Kısaca seni tanıyabilir miyiz? Adım Yeşim, soyadım Akipa. Nusaybin basketbolda oynuyorum. Belediye takımında. Öyle. Kaç yaşındasın? 15. Hangi okuldasın? Emine Gözden Anadolu Lisesi. Kaç yıldır basketbol oynuyorsun Yeşim? 3 yıldır oynuyorum. 3 yıldır oynuyorsun. Evet. Basketbol oynamanın okul hayatına olumlu ya da olumsuz etkileri hakkında bizlerle bir şey paylaşmak istediğin bir şey var mı? Birçok şey hakkında etki etti benim için. Basketbol okulda etki etti mi? Biraz etti ama yine de düzeltme yönünde kendimi geliştirdim. Okul için basketbol da benim için çok önemli. Ama iki taraftan da ikisini geçindirmeye çalışıyorum. Sosyal açıdan sana kattıkları nelerdir? Yani fiziksel, arkadaşlarınla özgüven. Yani kendimi normalde birçok insanın karşısına çıkartmaya pek şeyim yok. Ama basketbol sayesinde bir sürü insanın karşısında o yeteneğimi gösterebiliyorum. Yani özgüven kazandın. Aynen. Fiziksel anlamda güçlendiniz. Evet. İdmanlar yapıyorsunuz. Hı-hı. Özel idmanlar yapıyorsunuz. İleride bu branşı meslek olarak seçmeyi düşünüyor musun? Tabii ki her zaman da bu benim aklımda bulundu. Her zaman. Bu spora seni kim yönlendirdi? İstanbul'da bir beden eğitimi öğretmenim yönlendirmişti atletizmdeyken. Koşuma baktı ve beni çağırdı. Ben de buna yönelik bir şeyler yapmaya çalıştım. O da gelmemi istedi. Bu yönden devam ettim. Örnek aldığın, ileride onun gibi başarılı olmak istediğin bir sporcu var mı? LeBron James.
Hangi takımı tutuyorsun? Galatasaray. Galatasaray'sın. Peki yaşıtlarına, arkadaşlarına bu sporla ilgili söylemek istediğin bir mesajın var mı? Basketbol pek kolay değil. Basketbolda oynamak için biraz akıl ve fiziksel olarak çok şey olması gerekiyor ve basketbola girdim pişman değilim ama bunun için biraz özgüveniniz ve yeteneğiniz çok önemlidir. Çalışarak hepsini elde edebilirsiniz. Sizin de katılmanızı diliyorum. Devamını. Nusaybin Belediyespor olarak Mardin Bölgesel Ligi'nde yapılan turnuvayı kazandınız. Bizleri Urfa'da temsil edeceksiniz. Bu konuyla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ellerimizden geldiğince yapmaya çalıştık, başarmaya çalıştık ve kazandık. Hep Tahir Hoca sayesinde oldu bunlar. Tahir Hocamıza teşekkür ederiz. Bu da öğrencilerin yeteneğidir. Demek istedim, benim bu kadar. Teşekkür ediyorum çok. Merhabalar, kısaca seni tanıyabilir miyiz? Merhaba, benim adım Hafize Bilgiç. Necip Ali Nizamettinoğlu Anadolu Lisesi'ndeyim. Yaşım 15. Böyle. Kaç yıldır basketbol oynuyorsun? 5. yılım oldu. Ve basketbol oynadığımdan hiç pişman değilim. Çok güzel bir... Peki basketbol oynamanın okul hayatına olumlu ya da olumsuz etkileri? Olumsuz etkileri eminim yoktur. Olumlu etkileri ise arkadaşlarımızın arasında böyle bir sporcu olmak çok güzel bir duygu. Herkesin bize basketbolcu demesi yani bizi sevindiriyor, mutlu. Sosyal anlamda gerek fiziksel gerek özgüven anlamında neler katıyor? Özgüven olarak arkadaşlarımızın, dediğim zaten arkadaşlarımızın bize basketbolcu demesi, herkesin bize okul takımında bize bakması, yani onlar diyor ki siz basketbolda oynuyorsunuz, bizim okulun adına bir şeyler kazandırıyorsunuz falan, çok güzel bir duygu. Peki ileride bu branşı meslek olarak seçmeyi düşünüyor musun? Tabii oynarım, basketbol oynarım ama bir meslek olarak, okul hayatında bir meslek olarak seçeceğim bir meslek öğretmen. Ben öğretmenliği çok seviyorum. Seni sporcu bir öğretmen olarak görmek isteriz, yani onu yapabilirsin. Ya, olabilir, ben sporcu olacağım. Antrenör Tahir hocamız gibi. Bu spora kim yönlendirdi seni? Çok çok değerli, çok sevdiğimiz bir Tahir hocamız var. 5 yılımız bizimle ilgilendi, bizimle geçirdi basketbolu. Çok sevdirdi bize. Basketbolu onun sayesinde sevdik. Örnek aldığın, ileride onun gibi olmak istediğin bir sporcu var mı? Şaziye İvegün diye bir bayan. Evet. Peki yaşıtlarına ya da arkadaşlarına bu sporla ilgili söylemek istediğin bir mesajın var mı? İletmek istediğin bir mesaj. Herkesin basketbol oynamasını tavsiye ederim. Çok güzel bir spor. Nusaybin'de son olarak Mardin Bölgesel Ligi'nde turnuva yapıldı burada. Burada Mardin Nusaybin Belediyespor olarak şampiyon oldunuz. Bizleri Urfa'da temsil edeceksiniz. Bu konuyla ilgili söylemek istediğin bir şey var mı? Tabii bizim Türkiye şampiyonluğumuz hedefimiz var. Biz her yere gidip maç yapmak ve şampiyon olmak istiyoruz. Tahir Hoca üzerimizde var oldukça zaten her maçı alıp geleceğiz. Biz Nusaybin'in adına oynuyoruz, Belediyespor adına oynuyoruz ve her maçı kazanıp geleceğiz şampiyon. İnşallah başarılı olursunuz. Teşekkür ediyorum. Tahir Hocamıza da teşekkür ederiz. Kısaca seni tanıyabilir miyiz? Adım Nalcan, soyadım Gümüş. 15 yaşındayım. Nusaybin'in Süleyman Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Kaç yıldır basketbol oynuyorsun? Yaklaşık 4 yıldır falan oynuyorum. 4 yıldır oynuyorsun, güzel. Peki basketbol oynamak okul hayatına olumlu ya da olumsuz neler katıyor? Olumlu bir sürü örnek verebilirim. Olumsuz hiçbir şekilde yansıttığını düşünmüyorum. Sosyal anlamda gerek fiziksel gerek özgüven anlamında arkadaşlarınızla bulunduğunuz ortam sizlere neler katıyor? Fiziksel açısından bir sürü örnek verir. Boy uzaması, kilo açısından bir sürü örnek. Arkadaş ortamından da en yakın arkadaşlarım basketboldan da diyebilirim. Yani her açısından da olumlu. Sorumluluk almasını öğreniyorsunuz. Aynen öyle. Her zaman her açısından olumlu. Takımdaşlık duygusu her zaman ön planda. Evet. Peki basketbol oynamayı ileride meslek olarak seçmeyi düşünüyor musun? Tabii ki de. Hem eğlence olarak hem de meslek olarak görüyorum basketbolu. Güzel. İnşallah umduğunuz güzel yerlere gelirsiniz. Sizi bu spora kim yönlendirdi? En önemli şeyim babam. Babam sporla çok iyi. O yüzden her dalda oynamamı istiyor zaten. Örnek aldığın, ileride onun gibi başarılı olmak istediğin bir sporcu var mı? Yani bir sürü örnek var. NBA'de Furkan Korkmaz, herkes yani. Çok iyi oyuncular da var. Tek tek açıklayamam ama hepsi yani çok iyi. Yani yaşıtlarına, arkadaşlarına bu sporla ilgili iletmek istediğin bir mesajın var mı? Basketbol hem çok eğlenceli hem de çok iyi hayatsal olarak da. Bir sürü örnek verebilirim. Çünkü basketbol çok iyi yani. Hem ailesel hem de arkadaşlarımız oluyor.
Yani bir sürü örnek verebilirim. Çok güzel. Peki Nusaybin Belediyespor olarak Mardin Bölgesel Ligi'nde şampiyon oldunuz. Bizleri Urfa'da temsil edeceksiniz. Bu konuyla ilgili bizlere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Çok heyecanlıyız. İnşallah ileride bir sürü şampiyonluğumuz olarak Nusaybin'i gururlandırırız. Evet. Hocalarımıza ve size teşekkür ediyoruz. Hepimiz, özellikle Tahir Hocama, sonra İzzettin Hocama, hepsine buradan teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kısaca seni tanıyabilir miyiz? Adım Emine, soyadım Köz. Necip Ali Nizamettin oğlu lisesinde okuyorum. Kaç yıldır basketbol oynuyorsun? 5 yıldır. 5 yıldır basketbol oynuyorsun. Basketbol oynamak okul hayatına olumlu ya da olumsuz neler kattı? Olumsuz bir şey katmadı. Olumlu olarak sosyalleşme falan o tarz şeyler kattı. Yani sosyalleşmede kasıt hem fiziksel hem de özgüven anlamında arkadaş ortamınızda olumlu ya da olumsuz etkileri oldu mu? Evet, oldu. Özgüven sorunumuz geçti. O tarz şeyler oldu. Fiziksel anlamda daha fazla geliştiniz. Evet. Daha iyi spor yaptınız. Basketbol mesleğini, yani bu branşını ileride meslek olarak yapmayı düşünüyor musun? Evet, düşünüyorum. İnşallah başarılı olursun. Seni bu spora kim yönlendirdi? Beden eğitimi öğretmenim yönlendirmişti. Onun sayesinde bu sporu tanıdım. Örnek aldığın, ileride onun gibi olmak istediğin başarılı bir sporcu var mı? Evet, var. Tilbe Şenyürek. Tilbe Şenyürek, evet, çok güzel. Yaşıtlarına, arkadaşlarına bu sporla ilgili iletmek istediğin bir mesajın var mı? Bu sporu bence herkes yapmalı. Çünkü bu spor gerçekten de özgüven sorununuzu yok ediyor. Bayağı yani sizi geliştiriyor. Anladım. Peki Nusaybin Belediyespor olarak Nusaybin'de düzenlenen Mardin Bölgesel Ligi'nde şampiyon oldunuz. Bizleri Urfa'da temsil edeceksiniz. Urfa'da düzenlenecek olan organizasyonla ilgili bizlere neler söylemek istersin? Ya hedefin neler mesela? Şampiyon olmak ister misiniz? Oradan bir üst seviyeye gitmek ister misiniz? Tabii ki şampiyonluğu çok istiyoruz. Umarım başaracağız daha. Hocalarımız sağ olsun hepsi bizimle çok güzel ilgileniyor. Onlar sayesinde başaracağımızı düşünüyorum. Anladım. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Evet. Size teşekkür ediyoruz. Merhabalar, seni tanıyabilir miyiz? Merhaba, adım Elif Rana Acar. 14 yaşındayım. Süleyman Bölmez Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Elif, kaç yıldır basketbol oynuyorsun? Yaklaşık 6,5 yıldır basketbol oynuyorum. 6,5 yıldır. Basketbol oynamak okul hayatına olumlu ya da olumsuz neler kattı? Basketbol oynamak, ebeveynlere söylüyorum, gerçekten derslere karşı olumsuz hiçbir etkisi yok. Bu çocuğunuzun derslere karşı çalışmasıdır. Olumlu olarak çevrenizi genişletiyor ve güzel bir şey yani. Yani sosyal anlamda hem fiziksel anlamda gelişiyorsunuz hem de arkadaş ortamında özgüveniniz yükseliyor. Sorumluluk alıyorsunuz. Evet. Çevreniz büyüyor, özgüveniniz, refleksleriniz, aynen, hareketleriniz falan her şeyiniz güzelleşiyor. Yani. Elif Rana, ileride bu branşı meslek olarak seçmeyi düşünüyor musunuz? İleride de şu anda düşünüyorum. Çünkü mesela derslerde karşı iyi değilseniz falan yani yedekli olarak bir meslek seçebilirsiniz. Çok güzel. Seni bu spora kim yönlendirdi? Mesleğe babam yönlendirdi. Ben 3. sınıftayken işte bizim koçumuz Tahir Hoca gelip İşte bu kursun açılacağına karşı bize yönelme yaptılar, söylediler. Biz de oradan katıldık. Peki örnek aldığın, ileride onun gibi başarılı olmak istediğin bir sporcu var mı? Türkiye'de olarak Işıl Alben var. Yabancı olarak da Curry var. Yaşıtlarına, arkadaşlarına bu sporla ilgili iletmek istediğin bir mesajın var mı? Yaşıtlarıma değil de ebeveynlere karşı, çocuğunuz varsa gerçekten onlara karşı bir spor edinin. Mesela her bir insanın spora olan etkinliği olmalıdır bence. Herkes bir sporda katılmalıdır. Nusaybin Belediyespor olarak Nusaybin'de düzenlenen Mardin Bölgesel Ligi'nde şampiyon oldunuz. Bizleri Urfa'da temsil edeceksiniz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Buralara gelmek tabii çok kolay olmadı. Her engeli aştık. Bu sahada her tarafımızda terimiz var. Gerçekten çok emek harcadık buraya kadar gelmek için ve Urfa'da da zaten birinci olacağımıza inanıyorum. İnşallah bizler de onu temenni ediyoruz. Hocalarımıza ve size teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Kısaca seni tanıyabilir miyim? Adım Kudret, soyadım Özer. 15 yaşındayım. Selahattin Eyüp Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Kaç yıldır basketbol oynuyorsun Kudret? 5. 5 yıldır oynuyorsun. Basketbol oynamanın okul hayatına olumlu ya da olumsuz etkileri? Yani aslında olumsuz yanları var ama hani bunu birlikte yürütebilirsek bence çok bir olumsuz yanı olmuyor. Yani olumlu tarafları daha fazla. Olumlu tarafları daha fazla aynı. Evet. Peki basketbol oynamanın sosyal açıdan sana etkileri nasıl oldu? Hem fiziksel hem özgüven anlamında. Yani ben mesela basketbola başlamadan önce gerçekten sosyal çevrem çok fazla yoktu. Hani kendimi çok fazla ifade edemiyordum. Ama basketbola geldikten sonra hani bir sürü arkadaşım oldu diyebilirim. Sosyal çevrem daha çok genişledi. Fiziksel anlamda da idmanlar yapıyorsunuz, güçleniyorsunuz. Evet, evet. Boyunuz uzuyor. Tabii ki. Zaten evet, o açıdan geldim. Sonradan hani
çok büyük bir ilgim oldu ve devam etmek istedim. İleride bu branşı meslek olarak seçmeyi düşünüyorum. Evet, zaten hedefim o. Çok güzel, inşallah umduğun yerlere gelirsin. Seni bu spora kim yönlendirdi? Tahir Hocam. Tahir Hocam, evet çok güzel. Örnek aldığın, ileride onun gibi başarılı olmak istediğin bir sporcu var mı? Işıl Alben, yabancı olarak Curry. Peki yaşıtlarına, arkadaşlarına bu sporla ilgili iletmek istediğin bir mesajın var mı? Yani hani böyle basketbola değil de hani başka böyle spora başlamak isteyen birçok kişi var. Ve mesela benim çevremde başlamak isteyenler olduğunda genelde basketbolu çok fazla öneriyorum. Ve gelenler de oluyor. Çok güzel. Peki Nusaybin Belediyespor olarak Mardin Bölgesel Ligi'nde şampiyon oldunuz. Bizleri Nusaybin'de Urfa'da temsil edeceksiniz. Bölge şampiyonasında nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Şampiyonluk hedefiniz var mı? Bizlere paylaşmak istediğin şey var mı? Yani çok fazla bir şey yok aslında. Zaten şampiyon olacağımızı düşünüyorum. İnşallah oluruz ve Nusaybin adına büyük bir başarı kazanacağımızı düşünüyorum. Umarım olur. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Merhabalar, seni tanıyabilir miyiz? Adım Yemen, soyadım Köz. 2008 doğumluyum. Hangi okulda? Yıldırım Ortaokulu. Yıldırım Ortaokulu. Kaç yıldır basketbol oynuyorsun? 3 yıldır. 3 yıldır oynuyorsun. Basketbol oynamak okul hayatına olumlu ya da olumsuz neler kattı? Basketbol okula daha çok konsantrasyon olmamı sağladı. Yani pek bir olumsuzluğunu görmedim. Olumlu anlamda daha fazla diyorsun, anladım. Peki sosyal anlamda gerek fiziksel gerek arkadaşlarınla olan ilişkilerinde ne tür faydasını gördün basketbola? Fiziksel olarak boy artışı ve vücudumuzu daha düzenli bir şekle sokmamıza yardımcı oluyor. Arkadaş olarak? Arkadaş olarak da daha çok çevre edinmemizi ve sosyalleşmemizi sağlıyor. Sorumluluk alıyorsunuz, özgüveniniz artıyor. Evet, kesinlikle. Anladım. Peki ileride bu branşı meslek olarak seçmeyi düşünüyor musun? Evet, seçerim. Seni bu spora kim yönlendirdi? Ortaokulda beden öğretmenim beni teşvik etmişti. Örnek aldığın, ileride onun gibi başarılı olmak istediğin herhangi bir sporcu var mı? Michael Jordan var ve James Harden. Michael Jordan bizim çocukluğumuzun kahramanıdır. Onun aynen keyifle izledik onu. Bir daha onun gibisi çok zor gelir. Yaşıtlarına, arkadaşlarına basketbolla ilgili iletmek istediğin bir mesajın var mı? Dersler konusunda hiçbir şekilde olumsuz etkilemiyor. Aksine sosyalleşmemizi ve arkadaş çevresi daha da sosyalleşmemizi sağlıyor. Yani öneririm, evet. Nusaybin Belediyespor olarak Mardin Bölgesel Ligi'nde şampiyon oldunuz. Bizleri Urfa'da temsil edeceksiniz. Bununla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Yani Nusaybin adına çıkmamız hem Nusaybin için hem de bizim için gurur verici. Yani öyle bir şey. İnşallah sizi şampiyon olarak göreceğiz. Hocalarınıza ve size teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben de teşekkür ederim. Sadece seni tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Adım Beray, soyadım Aydın. 14 yaşındayım. Nusaybin Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Kaç yıldır basketbol oynuyorsun? Yaklaşık 5 yıldır basketbol oynuyorum. Basketbol oynamanın okul hayatına olumlu ya da olumsuz etkileri nelerdi, bizimle paylaşır mısın? Açıkçası ben olumsuz bir etki olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta bu bir zeka oyunu. Örneğin, hatta örnek vereyim şöyle. Bir top alıyorsunuz ve kör noktaları pas atmamanız gerekiyor. Bunun için de aklınızı kullanıyorsunuz. Bu da zekanızın gelişmesini ve ufkunuzu açıyor. O yüzden zeka geliştirici bir spor. Sosyal anlamda hem fiziki hem arkadaş çevresinde edindiğiniz tecrübeler nelerdir, bizimle paylaşmak istediğin? Sosyal anlamda neler katıyor sana? Fiziki olarak vücudumun güçlenmesini, daha sağlıklı bir vücuda sahip olmamı ve daha fit olmamı sağladı. Sosyal açıdan da yeni takım arkadaşlarım oldu. Sonra farklı farklı yerlere giderek, farklı farklı maçlara katılarak çok yer görmüş oldum. Özgüven, tecrübe, sorumluluk. Kesinlikle çok iyi özgüven aşılıyor insana. İleride bu branşı meslek olarak seçmeyi düşünüyor musun? Şimdi öncelikle hayallerim tıp okumak, ama bir insan iki mesleği bir arada yapabilir bence. Sezonluk maçlara neden katılmayayım ki? Yani basketbolcu bir doktor olabilirim. Aynen, bizler seni bir basketbolcu bir doktor olarak düşünüyoruz. İnşallah hayal ettiğin yerlere ulaşırsın. Seni bu spora kim yönlendirdi? Benim spora ortaokula ilk başladığım zaman beden öğretmenim sayesinde katıldım. Seçmeler olacak dedi. Ben dedim katılabilirim, şansımı deneyeyim. Buralara geleceğimi düşünmüyordum ama geldim sonuç olarak. Ben daha da güzel yerlere inşallah geleceksiniz. Örnek aldığın, ileride onun gibi başarılı olmak istediğin bir sporcu var mı? NBA'de olan çok oyuncu var. Örneğin LeBron James, Türkiye'de de Işıl Alben. Bunlar kadar başarılı olmak kim istemez ki?
Yaşıtlarına, arkadaşlarına bu sporla ilgili iletmek istediğin bir mesajın var mı? Tabii ki var. Bence kesinlikle gelmelisiniz. Sadece basketbol değil, bence özgüven probleminiz varsa tüm spor dallarına yönelebilirsiniz yeteneğinizin olduğu her yere. Basketbol tabii ki çok güzel. Hem rekabet ortamı var, hem takım arkadaşlarınızla. Bence basketbol da gelebilir. Nusaybin Belediye Spor olarak Mardin Bölgesel Ligi'nde şampiyon oldunuz. Bizleri Urfa'da temsil edeceksiniz. Evet. Bu çok gurur verici bir şey ve onur verici bir şey. Çünkü Nusaybin'e ilk kurulan takım sanırsam biziz. İlk olmak her zaman göz bebeğidir. Güzel bir şey sonuçta. Düşünsenize Nusaybin gibi bir yerden şu Urfa'ya kadar şampiyon çıktınız. Son olarak hocalarımıza ve sizlere teşekkür ediyoruz. Tabii ki Tahir hocama çok teşekkür ederim. Onun sayesinde buralara geldik. Merhabalar hocam. Öncelikle kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Hocam öncelikle hoş geldiniz. Buraya gelmeniz bizim için çok onur verici bir duygu. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ben Mehmet Tahir Gümüş. Nusaybin basketbol antrenörü. Aynı anda Nusaybin Belediyesi baş antrenörüyüm. Bir de Türkiye Basketbol Federasyonu 12 Dabo antrenörüyüm. Mardin'de temsilci olarak bulunuyorum TBF'nin. Ne mezunuydunuz hocam? 19 Mayıs Üniversitesi'nden beden eğitimi yüksekokul mezunuyum. Hocam spora özellikle basketbola nasıl başladınız? Yani Nusaybin'e basketbolu sevdiren 3-5 hocamızdan bir tanesisiniz. Öğrencilerimizle yaptığımız röportajlarda çoğu size teşekkürlerini sundular. Çoğuna ilham vermişsiniz. Hani sizin basketbola başlama ya da basketbolu anlatma durumunuz nedir? Aslında basketbola başlama süreci birazcık öyle uzun bir hikaye aslında dayanıyor. Kısaca alalım hocam. Kısaca şöyle anlatabilirim hocam. Biz özellikle Nusaybin'in geçmişinde basketbola ilgilenen abilerimiz vardı. O abiler sayesinde aslında basketbola tanıştım. Üniversiteden sonra, ilk üniversiteden sonra salona geldik. Abilerle tanıştık. Sonra o süreç başladı. Basketbolun içerisine girdik. Hatta basketbolla üniversiteye gittim, kazandım. Ondan sonra basketbolu orada geliştim diyebilirim yani. Anladım. Hocam Nusaybin Basketbol Kulübü'nün hem antrenörüsünüz bu anlamda. Ben kulübün durumunu sormak istiyorum size. Yani hem Nusaybin Belediyespor'da antrenörlük yapmak, hem Nusaybin Basketbol Kulübü'nün ilk koçu olmak nasıl bir duygu? Zorlukları, avantajları nelerdir? Kulüp bünyesindeki durumunuz nasıl? Bunlarla ilgili bilgi alabilir miyim? Şöyle, Nusaybin Basketbol Kulübü 2016'da başlayan bir süreçle başladı. Tabii ki Nusaybin Basketbol Kulübü'nü kurduğumuz zaman çok zorlu şartlar altında kurduk. Özellikle tırnak içinde kadın basketbolu olunca bu bölgemizde biraz zor oluyor. Ama çok şükür onun ayağını kırdırdık. Yani hocam çok özür diliyorum. Ben şuna eminim ki bundan 5 sene, 10 sene, belki de 15 sene sonra insanların parmakla göstereceği bir iş yaptınız. Yani çünkü kadın basketbolu yani bizim 5-15 sene önce erkeklerde dahi hayal edemediğimiz noktalarda, siz kadınlar basketbol durumunda şu anda daha üst seviyelerdesiniz. Yani burada özellikle sizi tekrar tekrar tebrik etmek istiyorum. Teşekkürler, çok sağ olun. Çünkü özellikle bu bölgemizde kadın basketbolunu, kadın sporunu ileriye taşımak çok zordu. Çok zorlu bir süreçti. Tabii biz 3 gönüllü hocamız öyle bir işin altına elimizi soktuk. Neçese bunlar bizim çocuklarımız. Bizim bölge çocuklarıydı ve gerçekten öyle bölgede, Güneydoğu'da çok güzel işler yaptık. Çünkü şu an onun meyvesini alabiliyoruz. Çocukların başarıları, ailelerden gelen dönüşler bizi çok mutlu ediyor. Bu şekilde. Hocam kulüp olarak başarılarınız nelerdir? Yani bildiğim kadarıyla 6 yıldır Nusaybin'i temsil ediyorsunuz. Burada daha önceki başarılarınızla ilgili kısaca bilgi alabilir miyim? Evet, dediğim gibi 6 yıl oldu. 2022 6 yıl olmuş. Uzun bir süreç oldu. Bu süre içerisinde başarılarımız neler oldu? Önce biz okul skollarıyla başladık. Bizim Atatürk Ortaokulu vardı. İlk onlarla birlikte başladık. İlk şampiyonluğumuz Mardin şampiyonluğuydu. Tabii küçükler olduğu için bölgeye çıkamıyorduk. Sonraki sezon Yıldızlar'dı. Mardin şampiyonluğunu tekrar aldık. Sonra bölge şampiyonluğuna gittik. Ondan sonra kulüp takımlarıyla, özellikle belediye spor kulübü adı altında sporcularımız çıkardık. Tabii bu bütçe sıkıntısından dolayıydı. Belediyenin ismini kullandık. O sene Mardin şampiyonluğu olduk kulüpler bazında ve ilk oldu bu bizim için. Ve bölge için de ilk oldu, kadın basketbolu için. Sonra Mardin şampiyonluğundan sonra bölge şampiyonasına gittik. Diyarbakır'da yapılmıştı.
oradan bölgeden çıkmıştı ve Anadolu Şampiyonası'na ilk giden takım olduk. Ve bizi gerçekten çok heyecanlandırmıştı. Tabi o süreçte pandemi oldu. Anadolu Şampiyonası'nı yaşamadık ama o hayalimiz, o düşüncelerimiz hala devam ediyor. Ve bu sene de çok şükür 2022 yılında yine Mardin Şampiyonluğunu devam ettirdik.